Anomaly Agent'ı sonunda oynadım, bitirdim. Açıkçası bu kadar kısa süren bir oyun için bile çok sıkıcı bir deneyimdi. Yani video çekecek olmasam 30. dakikasında falan kapatıp silerdim oyunu tıpkı sizin de aynı benim şekilde bu oyunu Enes Kirazoğlu'nun oyunu olmasa adından bile haberdar olmayacağınız gibi. Mesela yine YouTuber olmadığı için adını duymadığınız diğer Türk oyunları gibi olmayacaktı. Örneğin işte Swarm Grinder çok güzel Türk yapımı bir Vampire Survivors çakması. Mükemmel bir oyundu. Mesela Anomaly Agent'tan kat 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 daha iyi ve yani neredeyse birebir aynı tür olan Urus Erkişi'nin dönüşü var. Çok daha iyi bir oyun. Daha yeni mesela demosu çıkmış olan bir tane oyun var. Ingration. Yine tek başına bir tane Türk gencinin yaptığı bir oyun. Üniversiteli bir arkadaşın yaptığı bir oyun. Anomaly Agent'ın 10 katı falan daha iyi bir oyun. Hatta kendisini mesela bir oyun fuarında konuşmuştuk. Demiştim sen bu oyunu nasıl yaptın tek başına? Adamlar Anomaly Agent yapamıyor. Kaç yıllık işte oyun sektöründeyim ben diye geçen adam yapamıyor. Sen nasıl yaptın bu oyunu? Çaldın mı falan diye sormuştum hatta kendisine. İzliyorsa selam olsun bu arada hatırlıyorsa beni. Ya da mesela Fabrik diye bir oyun vardı. Çok çok daha eski. Gayet iyi bir Türk bulmaca oyunuydu. Daha bunun gibi çok örnek var. Ya bunları zaten kanalımda kendi kanalımda bu kanalda oynayıp incelediğim bir seri bile var. Onun da linkini şurada yani tıklayıp izleyebilirsiniz. Buraları bir yere koyarım. Neyse dur. Asıl konumuz Anomaly Agent. Diğer sırf yani YouTuber olmadığı için bilinmeyen, değer görmeyen Türk oyunları değil konumuz. Daha önce demo videosunda yaptığım eleştiri hala geçerli. Oyun normalde ortalama vasat bir oyun yani objektif olarak bakacak olursak. Yani Enes Krozolu fanı değilsek de ya da Enes Krozolu fanıysak da aslında bu ortalama bir oyun. Fakat 2000 ile 2010 yılları arasında eğer olsaydık şu an o zaman bu eleştirim geçerliydi. Yani o zaman bu oyun vasat bir oyundu. Ama biz 2024 yılındayız arkadaşlar. Biz neler neler oynadık. Biz tek başına 21 yaşında oyun yapan çocuğun oyununu oynadık. Biz Vampire Survivors gördük ya geçen sene. Biz adını duyurmayı bırak, müzikleriyle her yere meme olan Toby Fox'un tek başına yaptığı Undertale'ı gördük. Super Meat Boy, The Binding of Isaac gibi oyunlarla bizim mesteden Edmund McMillan abiyi tanıdık. Yine ağırlıklı olarak hatta tek kişinin yaptığı Papers Please'i gördük. Return of obradini gördük. Tabii ki Türkiye olarak her sektörde en az 20-30 yıl geriden takip ediyoruz global dünyayı. Ona bir lafım yok. Ama hayır, bu arada aslında öyle değil. Öyle sanıyorsunuz ama değil. Her sektörde aslında çok 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 yetenekli, böyle çok çok iyi iş yapacak, ülkeyi taşıyacak adamlar var. Gençler var bu ülkede. Asıl sorun sektörler değil aslında. Asıl sorun sizsiniz arkadaşlar. Siz Erzurum dramasını daha çok seviyorsunuz çünkü. Diğer tarafta genç arkadaşların zekice tasarladığı, üzerinde uğraştığı oyunun draması yoksa Bakmazsınız bile ona. Yıllardır nasıl sinema sektörü ilerlemiyorsa bu ülkede bunun da sebebi sizsiniz. Ha bir de Enis abim gibilerinin de küçük de olsa payı var tabi dolaylı yoldan. Ya çünkü mesela bir pasta düşünün arkadaşlar. Bu yapımcılar, bu gençler bu pastadan pay almak zorunda ki devam edebilsinler yollarına. Pastanın ebatı ise sınırlı. Ya başka alakasız bir pastadan yiyen eleman geliyor. Diyor ki örneğin youtuber ve oyun yapımı işine giriyor. Benim param var kardeşim diyor. Ben bu pastadan da yemek istiyorum. Diğer pastayı bitirdim. Bundan da yiyeceğim ve parasının olması bizim gibi sosyalist olmayan 3. dünya ülkelerinde çok daha öne taşıyor o arkadaşı. Pastadaki payı adaletsiz yollarla, manipülatif eylemlerle alıyor. Diğer işini düzgün yapacak, belki ülkeye daha katkısı olacak, sizlere daha çok katkısı olacak. Adamlar ise pastadan payı alamayıp işten vazgeçiyor. Ya da bir süre deniyor, işte çabalıyor, sonra olmayacak deyip bırakıyor. Çünkü bizim gibi ülkelerde bu vatandaşların, bu insanların bir yandan da hayatta kalması gerekiyor. Bunu en yakın e, sinema sektöründeki yapımcılardan örnek verebilirim. Bizzat yaşadığım şeyler bunlar benim. Yani üçüncü şahıs olarak değil, bizzat kendim yaşadığım şeyler. Herif mesela baba parasıyla sallıyorum. Yani girmiş sektörde yapımcı olmuş. Akrabalarını, tanıdık kim varsa arkadaşlığını falan almış. Onları da senarist yapmış, yönetmen yapmış parayla. Ama hiçbiri... Hiçbir şekilde bilmiyor neyin ne olduğunu. Film nedir? Kamera nedir? Senaryo nedir? Hiç bilmiyorlar. Görmemişler. Eğitimlerini bırak. Alakaları diyor, yok. Hobileri de değil bu mesela. Düzgün iş yapacak. Harbiden kendini bu yönde geliştirmiş bir adam geldiğinde ise bu arkadaşlara bu elemanlardan ya bu tutmaz kardeşim biz Recep İvedik gibi bir iş bekliyoruz yani. Bize böyle bak Şahan nasıl yaptı herif bütün şeyi aldı kardeşim rekorlar kırdı gibi söylemler işitebiliyorlar arkadaşlar. Eminim belli bir yaşın üzerindeyseniz bu söylediklerim size tanıdık geliyordur. Her sektörde az buçuk var bu Türkiye'de. Değilseniz de bu arada yani en kötü öğretmenlerinizle işte okulda falan ya bir benzerini yaşıyorsunuzdur. Tabi bunlar benim sikimde mi? Vallahi değil arkadaşlar ya. Ya önceki demodaki videoda çok fazla Enis abiyi babası belleyen böyle sağlıksız arkadaşlar gördüm yorumlarda. Ve bana da böyle hater diyen işte kıskanıyorsun diyen arkadaşlar gördüm. Yani bunun için hiçbir sebebim yok ki benim. Niye yani sizin de yok bu arada. Anomaly Agent çok satsa benim cebime para girmeyecek. Satmasa da benim cebime para girmeyecek. Bir de yani aramızda kalsın arkadaşlar sizin de girmeyecek. Yani siz girecekmiş gibi davranıyorsunuz çünkü. Ya yani sizinle hiç alakası bile olmayan parayla satılan yani kızlayın böyle bedavaya dağıtmadığı böyle kar amacı güden bir ürünü körü körüne savunmak bu hayatta gördüğüm en tuhaf şeylerden biri. Yani yaşınız 8, 9, 10 bile normal değil bu bence. Neyse ee, toparlıyorum. Çok uzattım. Belki de alakasız konular gibi görebilirsiniz bu söylediğim şeyleri. Ya videonun sonuna yaklaşırken şunu söylemek zorundayım. Anomaly Agent'ı incelemeyeceğim. Normal şartlarda yani bu kanaldaki herhangi bir videonun bir saniyesinde bile alacağım bir oyun değil çünkü kendisi. Ama sizin de yaptığınız hataya düştüm aslında. Ya yani sadece Enis Kirazoğlu'nun oyunu olduğu için bu videoyu çektim. Aslında ilk demo videosunu çekme sebebim farklıydı bu arada. Ondaki amacım şuydu. Kötü oyuna yani iyi diyen tabiri caizse yalan youtuberlara laf yapmaktı amacım aslında. Ne Enis Kirazoğlu'yla ne Animal Agent'la ne işte onun kitlesiyle falan alakam yoktu. Onlara onlar için yapmadım o videoyu. Video iyi izlensin, prim olsun, enayi parası alırız falan. O amaçla da yapmadım. Yani bu kadar izleneceğini bilemem sonuçta arkadaşlar. Benim elimde olan bir şey değil o. Oyunun fiyatı hakkında konuştuğum da canlı yayınlarda, diğer videolarda falan hep 10 doların altında satmaz Enis abim demiştim. Doğru çıktı. Yerel fiyatlandırma yapacağını düşünmemiştim. Yani yapmaz herhalde diyordum. Ama yaparsa eğer 5 dolar yapar demiştim demiştim. O da doğru çıktı. Hatta üzerine ilk çıkışa özel indirim de yapmış abim sağ olsun. Tabi maalesef ben bu video çektiğimde globaldeki incelemeler aktif değildi henüz. Enis Kirezoğlu'nun ticari hamlesi de bence çok başarılı bu arada burada. Yani Türk kitlesini kullanarak onların bedava para vermeden yaptığı desteğiyle oyunu globaldeki insanlara satmak. Yani Çünkü kendisi de farkında Türk izleyicisinin bu oyunu alamayacağından. Özellikle dolarla çıktığı için oyun. Yani sadece Türkiye çıkarsa satamayacağından o da biliyordu bence. Güzel taktik. Ben olsam ben de böyle yapardım takribi. Ama yanlış yaptığı bazı şeyler var. Ya yani bir de ben bu kadar kötü bir oyun yapmazdım açık söyleyeyim. Yani bir tık daha en azından iyi bir oyun yapardım. Şimdi yaşanacakları söylüyorum. Ee, ne kadar bu taktik bir yere kadar e, başarılı gitse de globaldeki tüketim, Türkiye'deki gibi ağırlıklı olarak boş fan boyluk üzerine değil. Yani sen iyice cilalarsın oyunlu, iyi oyunmuş gibi gösterirsin ama Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki herif bir gazla alır. Ama sonra oynarken der ki, ama bu kötü. Yani bu insanlar bunun nesini sevmiş. Onun yerine daha iyi kafada daha iyi bir oyun yapıp Türkiye'deki oyun sektörünün de gelişimine odaklanabilirdin abim canı sağ olsun. Biliyorum oyunun incelemesi için geldiniz. Farkındayım. O yüzden şimdi oyunun incelemesine geçme vakti. Bir tane ajansınız. Anomaliler var. Bunları gidip çözüyorsunuz. Konsept güzel. Düz yolda zıplama var koşma var, takla var. Çok orijinal fikirler var. Bir tuşa basıyorsunuz, kart atıyorsunuz ileri doğru. Damage vuruyor falan. Ya lol karakteri gibi bir şeysiniz oyun boyunca. Tükkan da var. Dükkan da parayla bir şeyler alabiliyorsunuz ama ya çok gereksiz upgrade'ler birçoğu. Bir de aşırı zorlama ve gereksiz diyalog seçme koymuş. Ya bunu niye koydun ki ya? ya bunu mesela diyalog seçmek yerine böyle yaptığımız bazı hareketlerle belirleseydik. Yani böyle daha oyunlaştırsaydınız ya bunu. Mesela yolda çıkan düşmanları öldürmesek de ya da farklı bir şekilde öldürsek, iyi karma kazansak, kötü karma içinde işte düşmanların hepsini öldürürsek ya da daha farklı şekillerde onları öldürsek kötü kahramayı da öyle kazansak yani cık, anladınız mı arkadaşlar ya yani çok akıldan yoksun böyle sığ bir oyun olmuş hiç üzerine düşünülmemiş çok eski kokuyor yani ben en son bu tarz oyunları 2000'lerin başında oynuyordum keyifle Metal Slug mesela daha çok mekaniği vardı kaç yıl önceki oyun ya yani şu anda oynasam belki o kadar beğenmem ama hala Animal Agent'da daha iyi bir oyun olduğu gerçeğini de değiştirmiyor maalesef konuşacak bir şey yok üzerine o yüzden yani görüşürüz bye, bye.